Merhaba arkadaşlar, yine muhteşem çiçekçime geldim. Yeni güzellikler gelmiş, onları yakından çekeceğim. Şöyle şuradan başlayalım. Sardunyalar dinlenmede. Burada guzmanyalar var. Bakın şöyle artık çiçekleri kurumaya başlamış. Şöyle de Şükriye Hanım sardunyaları, ceylan gözleri arkadaşlar. Bunların hepsi bakın filizlenmeye başlamış. Derin bir budama yapmışlardı, dinlenmeye bırakmışlardı. Pentaslar 100 lira. Burası Gültekin peyzajı arkadaşlar. Gaziantep Gültekin peyzaj. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şöyle arkada şuradaki sardunyaların hepsi de mini. Yeni yeni filizlenmiş şöyle. Hatta yakından göstereyim. Raşan Hanım bunların hepsini budamıştı. Şöyle ilerleyelim. Yeni gelen çiçeklere doğru gideceğiz. Dikenler tacının türlerinden de gelmiş arkadaşlar. Onlara da bakalım. Tabi yaz sıcağından çıkınca aşırı sıcaklarda çiçeklerin birçoğu dinlenmeye geçiyor. Kuruyor. Derin budama yapılıyor. O şekilde sonbaharı görmeye bekleniyor. Şimdi artık havalar serinlemeye başladı. Bu güzellikler artık boy gösteriyor. Bu şekilde begonyalar gelmiş. İthal, katmerli, yumrulu begonyalar arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. 250 liraymış. Şöyle size göstereyim. Muazzam görünüyor. Üçü bir arada harikalar. Üç farklı rengini görüyorsunuz. Üç rengi de çok güzel. Şu da çok güzel bir somon rengi. Turuncu somon arası. Şu da gül kuruzu arkadaşlar. Uçuk pembe. Şöyle uçkun tonuyla çok güzel gözüküyor. Şunlar funda çiçeğiymiş. Bakın. Ben de bunları ilk defa yakından görüyorum. Şöyle funda çiçeği. Şöyle açelyalar var. Artık haftaya 15 güne kadar da kasım patılar gelir dedi. Şöyle kalanşolar dinlenmede. Asıl sizi dikenler tacına doğru götüreceğim. Bakın karissalar, şöyle mor telgraf, sevda ağacı denilen, kara sevda denilen şöyle güzellik arkadaşlar. Şu şekilde minik minik çok güzel fideler. Bunları kendileri ürettiler. Bunlar da klasik miniler. Şundan benim var, çok güzel bunlar. Nasılsız niyasız sıkıntısız arkadaşlar. Şunlar da benim bahsettiğim, benim kendimde olan dikenler tacı, pembe dikenler tacı. Bakın fidesi. Bu ithal olanlar Tayland millisi. Bunlar 200 lira. Şunlar yeni gelmiş. Şu küçükler. İleri tarafta da sarılar var. Oraya doğru gideceğiz. Şu bendeki ebruli olan türden. Çok güzel arkadaşlar. Bunların formu harika görünüyor. Şunlar yerli. Bakın yerliler 100 lira. Tayland millileri 200 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın ne kadar da güzeller. Dikenler tacı. Artık hepimiz dikenler tacı yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü yaz sıcaklarına dayanan en nadide çiçeklerimizden sıkıntısız, sorunsuz büyüyor. Bunlar da irisine arkadaşlar. Çingene şalvarı denilen yaprak üzerlerinden. Burada da kaktüs ve sukulent ağırlıkta. Şöyle ahtapot kaktüs. Bakın şu dikenler tacı da çok hoş. Şöyle göstereyim sizlere. Harika görünüyor. Pembesi daha çok hoş. Şimdi şu büyükleri göstereceğim. Şurada yılbaşı çiçekleri fidelenmiş. Şöyle bir spiral kaktüs var. Arkadaki güzellikleri de yakından göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar birkaç rengi var bunların. Bunların fiyatı 250 liraymış. Şöyle bakalım. Çok da hoş. Az önceki gördüğünüz miniklerin büyükleri. Şu pembeli. Şundan bende var. Şu pembe açan. Harika görünüyor o da. Şöyle şuradaki renkleri de göstereyim. Bunlar bir hayli boyları uzun. Şurada da kaktüs çeşitleri var. Yine şöyle şu kısma doğru bakalım. Şöyle minik kaktüslerden var arkadaşlar. Tavşan kulaklarından. Ayrıca dikenli kaktüsler. Bu Madagaskar palmiyeleri kocaman olmuş. Şöyle de kocaman kocaman kaktüsler. Ne kadar büyükler ve güzeller. Saksılarından taşmışlar arkadaşlar. Şunların diken yapısı çok güzel. Çevre yoluna çok yakın burası. Kadı Değirmeni durağının karşısında metroya ulaşmadan, üniversite yolundan metroya giderken, metroya ulaşmadan kavşağa varmadan arkadaşlar sol tarafta kalıyor. U dönüşü yapıp dönüyorum her seferinde. Evime de çok yakın burası. Benim arka bahçem, her zaman söylüyorum. Bahçem olmadığı için bahçem niyetine ben bu güzellikleri ara ara görüyorum. Sizlerle de bu güzellikleri gördüm. Tüm güzellikleri paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle kaktüslerin güzelliğine bakar mısınız? Çok büyük arkadaşlar. Saksılarını değiştirmesi lazım. Bakın. Kocaman. Harika görünüyor.
Şöyle enva çeşit kaktüs çeşitleri de var. Burada da zeze bitkileri şöyle. Şurada fideler var, şurada menekşeler var. Şöyle asparagus kuşkonmazlar. Dağ palmiyesi var. Peperomiyalar. Şöyle şu paçiver yapar ağacı. Şu arkadaki Musa'nın beşiği var. Şöyle harika güzellikler. Dekoryum. Bunların fiyatını göremiyorum. Bunlar da çok hoş görünüyor. Şu doğa çiçeklerinin renklerinden var. Şöyle aşk merdivenleri. Salon sarmaşıkları arkadaşlar. Bunlar patoslar. Bakar mısınız? Salonda harika olur. Bu kısımda hep diyorum tropikal ada. Şöyle starliçelerin büyüklüğüne bakar mısınız? Marketten starliçe alırken arkadaşlar bunu düşünün. Böyle kocaman boylara ulaşıyor. Bahçe için daha ideal. Ya da ofis için. Büyük tavanlı ofis, büyük tavanlı evler için uygun. Çünkü çok büyüyor. Şöyle areka palmiyesi var. Dağ palmiyesi var. Salon çamı var. Kauçuklar burada. Şu starliçe de dev gibi. Şu sarı renk açan Euphorbia milliler. Bu da Tayland millisi arkadaşlar. Bunlar da şöyle bakalım. Şöyle güzelliklerine, formları çok hoş. Henüz çiçeğe şu an çiçeğe duracak arkadaşlar. Sonbaharda tekrar çiçekleniyor dikenler tacı. Şimdi yeni çiçeklerine duracak. Eski çiçeklerini dökmüş. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle harika dikenler tacı. Şuradaki güzelliklere bakarak ilerleyelim. Uzun uzun, kocaman kocaman salon çiçekleri, salon bitkileri. Kauçuklar, benjaminler. Benjaminler 350 liraymış bu boyda arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 metre boyunda. Burada da minik yine areka palmiyeleri var, dağ palmiyeleri var. Starliçeler, küçükleri. Madagaskar bu marginat arkadaşlar 200 liraymış. Arkada patoslar, yukaların her boyu var. Şöyle bir güzellik bakar mısınız? Yemyeşil, içiniz açılsın. Çok güzeller, harika görünüyorlar. Marginatalar, yine yukalar. İkili, üçlü, tekli yukaların her boyu var arkadaşlar. Burası tamamen doluydu, onlar satılmış. Şöyle güzelliklerle ilerleyelim. Burada bonsailer var. Şu bonsailer de çok güzel. Formları harika. Şurada da yine kauçukları köşeye almışlar. Şöyle güzellikler. Sizlere şöyle şu güzellikleri göstereyim. Ve şuradaki çiçekleri de göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada da peyzajda kullanılan çömlek saksılar var. Peyzaj süslemesinde kullanılan birçok türler var. Burası tamamıyla içeriler çömlek saksıyla dolu. Seraların içi. Saksı çeşitleri var yine yandaki serada. Şöyle şu güzellikleri göstereyim. Bakar mısınız? Yumrulu katmeli begonyalar arkadaşlar. Harika görünüyor. Muhteşem güzellikler. Gerçekten izlemeye doyum olmuyor bunları. Şöyle şu rengi de çok güzelmiş. Kırmızısının rengi de sizlere. Hatta şöyle yakından göstereyim. Bakın harika. Dolu dolu. Muhteşem güzellikler. Evet arkadaşlar. İleri taraflardakilerin hepsi budamaya alındı. Yakında çiçeklenecek. Sizlere göstereceğim. Şimdilik burada kapatayım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Gözünüz gönlünüz şenlenmiştir inşallah. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu güzelliği aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika bir dikenler tacı. Pembe, ebruli, minik yerli dikenler tacı. Şöyle çok güzel bir boyda 250 liraya aldım. Bu güzelliklerin koleksiyonuna eklendi. Envai çeşit dikenler tacımı. İnşallah tüm koleksiyonunu tamamlayacağım. Her renginden bulursam almaya devam edeceğim. Sizlerle birlikte güzel bir sera gezisi yaptık. Gayet güzel çiçeklerle hepimiz motivasyon depoladık. Şöyle şu güzelliklerle de veda edeyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.